Nişan Çoban Melike ile bir araya geldi. Köy evinde taş fırınlı ekmek pişirdi. Bir parça alacağım ben. Ümit amca ve Sevil teyze kızları Melike'yi anlattı. Nasıl Melike'yle nasıl? Melike'den memnun musun? Oo, bir tane dizi. Çobanlığının yanı sıra diğer marifetlerini sıraladı. Bu sohbet kaçmaz. Bırakıp gitti. Gelin oldu. Sen şimdi ağlasın bir daha. Ağlasın ya. Yapmayın aşkım. Alişan Tokat'ta yaşayan genç çoban Melike'yi ziyaretinde bu kez annesi ve babasıyla bir araya geliyor ve ekmek yapıyor. Melike bunlar kömüşler mi? Evet, kömüş yoğurdu. İçinde susam var. Bunlar kaç kişi yapıyoruz kız? Mevlüt mü var? Vallahi biz dolaba atıyoruz bunları. Vallahi? Dolapta bir iki hafta bir çarşıda kalır. İki hafta zaten bitiyor zaten. Biz 70 i̇ki tane. İki haftalık bir çarşıda değil mi? Bir yapmaya 70 tane yapıyoruz. Sonra onlar biz dolapta. Biz tam ona mı denk geldik şimdi? Evet. Biz Melike'yi daha çok mandalarına olan sevgisiyle, onlara olan bağlılığıyla tanıdık ama onun 10 parmağında 10 marifet var. Sen yapmıyor musun bunları? Sen yaparım. Sadece kömüşlerle. Yok yok yapıyorum hepsini. Bu işleri de yapıyorsun değil mi? Tabii. Ama bu işte usta annen herhalde. Annem usta, babaanneydi. Babaanne şu an yok. Anne oldu şimdi. Alişan'ın da marifetleri saymakla bitmiyor. Konsantre bir şekilde ekmeklerin üzerine kömüş yoğurdunu sürerken sohbete Melike'nin babası Ümit amcayı dahil ediyor. Ümit abi kömüşlerle işi yok Ümit abi. Ümit yok. Abi o sebze. Sebze yapıyor. Sebze meyve. Biber işi. Domates, fasulye, bezelye. Biber, domates, fasulye, bezelye. Bezelye. Buğday, arpa hepsi de. Nasıl Melike'yle nasıl? Melike'den memnun musun? O bir tane dizmi. Alişan'ın içinden Melike ve babasına bir türkü armağan etmek geliyor. Hocam söndü nasıl beladır bırakıp gitti ya gelin şimdi, oldu. Ben şimdi ağlasın bir nasıl? Ağlasın ya. Yapmayın aşkım. Alişan Melike'nin çocukluğunu da çok merak ediyor. Nasıldı? Küçüklüğü nasıldı? Böyle küçüklüğü mü? Böyle... Aynı böyle. Hiç farkında bir değişim yok. Sadece yaşı büyüdü biraz sadece. Evet. Sana yakın. Sana yakın. Bir her işi görür. Şimdi bir şey desem. İnsan farenin yavrusunu sever mi? Farenin yavrusunu seviyor. Evet, hayvanlara karşı. İşte farenin yavrusu bunu kedi yiyecek diye alıp kuşa salıp bunu yavru yemesi anası gelsin bulsun diyor. Ekmeklerin hepsinin üzerine yoğurt süren Alişan görevini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Ben bunların hepsini yoğurtladım. Teşekkürler. Ekmekler pişmek için hazır. Hanımlar taş fırının içini temizliyor. Bu arada ekmeklerimiz, pidelerimiz burada hazır. Taş fırınımız da şu anda herhalde şu an tamamdır ha. İşte içini temizleyeyim. Ha, içini temizleyeceğiz. Bu da bir meslek, bu da bir şey abi. Bu da bir ustalık. Yani gel abi gel. Gel biraz konuşacağız. Gel kocanın yanına ya. Tabii ki Alişan bu fırsatı kaçırmıyor. Ve mutlu bir çift görünce hemen soruları ardı ardına sıralıyor. Böyle derinlere doğru. nasıl başladı? Görücüsünün. He. 92 yılında evlendik. Görücüsüne. Allah bir kere razı olsun. Bu zamanda 30 yıldır bir aile arkadaşımız var. 3 tane çocuğumuz anne var. Anne babalar mı böyle tavsiyesiyle yoksa siz birbirinizi gördünüz? İşte eş dost tavsiyesiyle. Anladın mı? Görücüsünün demek işte eş dost tavsiyesiyle. 30 yılımız geçti bu şu ana kadar. Hiçbir kötü günümüz olmadı şu ana kadar. Maşallah. Sen şunlara sür de önce bunlar konacak. O evliliği anlatıyor. Nasıl bir kocadır? Biraz kocandan bahset. Romantik midir? Ne bileyim işte. Allah'a şükür. Allah'a şükür evet. Hatırlar mı doğum günleri, evlilik günleri? Hatırlar. Bir şeyler anlarsın. Ne zaman öyle? Evlilik hemen şeyini söyleyebilir misin? Bir çırpıda tarihi. Biliyor. Tarih. Biliyorsun tarihi. Biliyorum. Evlilik yıldönümü tarihi. Evlilik 12 şey pardon 10. ayı 10'u. Evet. 10. ayı 10'u. Sene 92. Helal olsun. Ümit amca biraz yardım alsa da tam tarihi söylüyor. Peki dönelim ekmeklere. Bunların hepsi sen hazırladın değil mi abla? Evet. Bu kız ne yapıyor mesela evde? Bu hepsini bu yapacaktı bir işi vardı. Şimdi yapamadı da hep beraber yapıyorduk. Bu çok sever hamurla uğraşmayı abi, hepsi yapıyordu. Anne hamuru oturdu değil mi? Bir şey yapacak. Onun başına oturur. İlla anne ben yapacağım. Sen yapacak. Yani kızım yapma dediyse de onu yapacağım. Ya, onu döker durar. Yani. Anladın mı? İkimiz beraber pişirirdik. Ama bu yapacak illa. O dediğin işi yapacaktı yani. Şimdi buraya böyle bir delik açıyoruz. Böyle açıyoruz. İyice açılıyor. Biraz çak oldu ama o da
Olabilir. Tamam. Bunu da şeyi böyledir. Bizim köy ekmeği böyle. Alişan durur mu peki? Tabii ki durmaz. Bir şey yapmadan annen direkt koydu zaten. Evet. Yapabiliyoruz. Dur, tut bakayım. Buyurun. Al işte. Uzat amma biraz. Uzatayım mı? Hı hı. Ellerimizi iyi yakışıyor amma. Ha bak. Güzel oldu. Aa, bir tane daha koyayım. Uzatayım mı bunu da? Hı hı. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Al işte. Evet, taş fırında pişen pideler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Alişan yine işin başına geçiyor ve bu kez fırına ekmek atıyor. Dibe doğru atayım mı? Evet, şöyle ileri doğru. Bak şuraya atıyorum. Attım onu. Evet. O paç. Cevizli bir paç. Evet, onu nasıl yaptığını anlat. Bak bu güzel. Bu farklı bir şey. Bunu 5 tane yağladık, kat kat üst üste koyduk, kestik, topladık, tekrar açtık. Öyle. Bir hamuru üst üste 5 tane koyuyorlar. Cevizledik. Ondan sonra onu da kat kat üstüne kayıp yuvarlak yapıyorlar. Sonra onu açıyorlar şurada. Ama çok böyle güzel. Yağlı bir şey oluyor. Tatlı. Hadi bismillah. Hanımlar pek amarat. Durmak bilmiyor. Bu şimdi ne yapıyorsun abla? Patatesli. Patatesli. Soğanlı patatesli. Baharat koyuyoruz içine. Böyle bunu da sonra tekrar uzatıp yağlayıp koyuyoruz. Fırından çıkınca da tekrar yağlıyoruz. Yağ çok güzel ama. Kömür şeyi tabii. Yok. Onlar çok güzel. Asıl... Lezzet veriyor. Tabii bir de tadım aşaması var. Bir parça alacağım bunu. Bak bu ya. O ayrı, size özel yapıldı. Ekmekler yapıldı. Tadına bakıldı. Artık veda vakti. Her şey için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoş önce geldiniz. Sen geldin bizim stüdyomuza. Evet. Biz seni ağırladık. Şimdi de biz geldik Melike'nin evine. Melike bizi ağırladı. Teşekkür ederiz. Kömüşlerle tanıştık. Burada ne güzel ekmekler yaptı anne bize. Babayla afiyet tanıştık. Olsun. Bütün akrabalarla tanıştık. Sen de çok şanslısın. Evet. Onlar da senin gibi bir evlada sahip oldukları için çok şanslı. Teşekkür ederim. Şimdi bundan sonra hedeflerimiz ne? Hedeflerimiz babam söz verdi. Kömüşleri bırakıyor 20 tane. Kız kömüş hedefi değil. Başka hedeflerine bakıyor. Ha kömüş. Yatıyor kalan kömüş. Allah Allah. Büyük babama selamlar, ondan kaldı her şey. Teşekkürler. Benim hedefler kümüşten yana. Mesela bir bakacağız. 10 sene sonra buraya geldiğimiz zaman Melike'yi görebilecek miyiz? Yoksa 10 sene sonra Melike'nin başka hedeflerim var? Ben isterim ki işte o bizim ahırı gördünüz. Pek kara düzen bir sistem var. Makine var mesela, ona girecek bir ahır yok. Onlar, daha modern bir evet, sistem. Evet, daha modern bir sistem isterdim. İnşallah. İnşallah ileride. Bunu babandan isteyeceksin zaten. Ona ben her gün söylüyorum. Babası. Manevi yerde, onu da yanındayım. Teşekkür ederim. Hadi buyurun yiyelim artık ya.